tarafta hala Kürtlere hakaret ediliyor. Ne mutlu Türk'üm diyene her tarafta, her yerde. Her devlet dairesinde var, parklarda bile var, okullarda var. Al bugün bir şey, bir okulda varlığım Türk varlığına armağan olsun. Varlığım işte biber varlığına, patates varlığına, elma varlığına armağan olsun gibi bir şey. Bunu okul şey etmemiş, müdür söyletmemiş bir okulun müdürü. Bunun için bir sürü şey var, protesto var. Demek ki o kadar müthiş bir ırkçılık var Türkiye'de ya. Sen kim oluyorsun ki Kürt'ün çocuğuna, Arap'ın çocuğuna kendini senin ırkına şey ettirecek, armağan ettirecek. Hem onun varlığını inkar ettireceksin, hem de onu kendine kurban yaptıracaksın. Yok öyle beleş, yok. Onun için bu söylemler kesinlikle kaldırılmalı Türkiye'den, yasaklanmalı devlet tarafından. Bunlar ırkçı söylemler. Türkiye'nin en büyük gazetesi hala bölücü bir manşet taşıyor. Türkiye Türklerindir diye. Ne demek? Biz Kürtlerin varlığını, Arapların varlığını, başka ırkların varlığını kabul etmiyoruz demektir. Bu kesinlikle başlı başına bölücülüktür. Zaten Türkiye'deki bu iç savaş, ki iç savaş adını koyalım, bunu ortaya çıkmasının nedeni işte bu bölücülüktür, bu dayatmadır. Bu dayatmayı Amerika yapsa şeylere, Meksikalılara, Amerika paramparça olur. Bitti. Biraz ibret alın. Oldu mu? Umarım bu patates, domates yok, bulamadım. Aslında neyse. Yani herhangi bir meyveyi seçebilirdik. Meyve seçimi konusunda lütfen beni suçlamayınız. Yani belki de patates. Patates en sevdiğim sebzelerden birisidir. Şey etmeyin, alınmayın yani patates. Çünkü patatese bayrak iyi dikiliyordu. Bir de patateslerin çoğu hani en kıymetli şey toprağın altında ya. Hani genellikle biz Fatihlerin, Ulubatlı Hasanların falanların torunuyuz. Hep böyle geçmişi ta Hulagu, Cengiz Hanları anıyorlar ya. Yani bu ırkçı şey var ya. Irklarıyla övünenler patatesler gibidir. Çünkü en değerli kısımları toprağın altındadır. O yönden de biraz uyuyor faşist Türkleri şey etmek için. Tabii Türklerin içerisinde çok barışçı,